Benim arzuladığım gibi yaklaşımda bulunulmamış aslında. Yani, aile içinde mi? Aile içinde evet. Yani hmm. Tabii ki dönemler farklı. Şimdi başka bir bilinçteyiz hepimiz. Dedim ki benim görüşmem var ve insan kaynaklarına asla ulaşamıyorum. Ve onlar da beni aramadılar bir türlü. Ama dediler ki bana İstanbul'a gelsin yarın görüşme olacak. Ha, yani, yok yok öyle, öyle bir şey yok. Başvuru bile yok. Yani açılmamış ha. öyle bir şey. Kilo konusunda sadece takıntılarım hmm. var ama benim derdim kendimle. Hmm. Ben insanlara yani herhangi birini o gözle eleştirmiyorum. O yüzden içim rahat, yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kadar güzel kızsın, yeteneklisin, başarılısın. Öyle bir şey değil ne ki. Ne istiyor yani? Aldatan kişinin kendi kompleksidir aldatmak. <laughs> yani karşısındaki alakası yok ki. Kendimi kalabalık görüyorum. Yani böyle kalabalık bir ailenin içinde görüyorum. İşte <laughs> annem, sevgilim, kardeşim, köpeğimiz falan. Senin çocuklar.

Merhabalar, bu hafta konuğumuz Sinem Ünsal. Merhaba Sinem'cim, hoş geldin. Hoş buldum. Ya vallahi şimdi bir sinema filmi çekimlerim vardı. Son anda o proje evet. rafa senin için. Benim için. Öyle Aynen oldu. ama bir yandan tiyatro devam ediyor. Evet. Bir yandan dizi vardı daha kısa süre önce bitti. Böyle bir koşturma temposu. Büyük bir koşturma içindeydim. Yani hem dün falan çıktım o koşturmadan sana <laughs> özledim. Bugün de son koşturma günüm. Artık böyle birkaç hafta bir sakin oturmak istiyorum. Yani dizi, temposu zaten işte televizyon dizileri biliyorsun, hı hı. çalışma koşullarımızı, çalışma saatlerimizi epey kendi başına yorucuydu. E, eş zamanlı oyunum devam ediyor. E, yaz boyunca da turnelerimiz oldu. Biz e, yaz işi çektik televizyona hı hı. ama oyunlarım devam etti. Hı hı. Hem şehir dışında hem şehir içinde oynadık. E, repo günlerim tamamen oyuna gitti, akşamlarım oyuna gitti falan. Ben çok seviyorum tempo hı hı. içinde olmayı. Bu arada ondan çok besleniyorum. Ama bu sene ilk defa böyle biraz durmam gerekiyor herhalde dedim. Yani 5 yıldır çünkü aralıksız hem oyun hem e, dizi devam, devam ediyor televizyon. Şimdi kaç yaşındasın? 29. 29. O 30'a çok az kalmış. Evet. Hayatın nasıl bir dönemi? Ya güzel ben memnunum ama e, biraz biraz böyle 30 olmanın verdiği bir panik Gelmeye başladı bana nedense. Ne bileyim ben yaşlanın yaşlanmış gibi mi hissediyorum? Ne oluyor anlamadım ama böyle şey oluyorum. Yeterince yaptım mı? Yani Ha daha daha neler zaman, yapabilirim? Evet, Hayata evet. daha neler sığdırabilirim? Ya çünkü 30 yıl yaşadım artık yani yaklaşık ve <laughs> Ama şöyle düşün Onun bebekliği var, şey çocukluğu yaptım. var. Sen zaten ayaklandın. 18 Olsun diyelim biz ona daha işte 10. İnsan kendine çok acımasız oluyor ama <laughs> Hiç öyle deme. Sen hiç düşünmedin ya. Doğru, düşünüyorsun ama ben tabii işte daha Kanka daha sonra da Evet daha sonra şey oluyor Yok, yani. Yok ben düşürmeye başladım. Yaşım ortaya çıkmasın Daha sonra 32 bana. gibi falan. <laughs> 32 gibi ben de düşürmeye başladım. Bilmiyorum geldi bana yavaş yavaş. Ya şimdi bir röportajında şey okudum. Aslında senin hikayen nerede başlıyor onu sorayım. Yani İstanbul'da mı doğuyorsun? Yok hayır ben İstanbul'a e, 6 yıl önce falan geldim. Nerede doğdun? Denizli'de doğdum ama orada hiç kalmamışız. <laughs> ya yani babamın tayini dolayısıyla doğmuşum. Ben eski Foça'da büyüdüm aslında. Baba ne iş yapıyordu? Asker. Asker. Şimdi sen demişsin ki çok iç açıcı bir çocukluk yaşamadım. Çocukluğum ve gençliğim farklı olsaydı dediğim çok zamanlar oldu. <laughs> ne yaşadın? <laughs> yani şimdi bu yetişkin halimle ve işte kendimin çocuklarla olan ilişkisine baktığımda ve onlara yaklaşımıma baktığımda... E, benim arzuladığım gibi yaklaşımda bulunulmamış aslında. Yani, aile içinde mi? Aile içinde evet. Yani Hı -hı. tabii ki dönemler farklı. Şimdi başka bir bilinçteyiz hepimiz. Hı -hı. E, o o dönemin verdiği şartlar da öyle. E, müthiş mutlu değildim yani. Sıkıntılı bir çocuktum. Bir de ortanca çocuk olmanın verdiği şey de olabilir. Hı -hı. E, yani büyük büyük sorunlardan bahsetmiyorum. Hı -hı. Ama e, ben zaten içine dönük bir çocuğu, içe dönük bir çocuktum. Dolayısıyla küçük dertleri bile içimde kocaman yapıp çözmeye çalışıyordum daha çocuk yaşta. Hı hı. Daha bilinçli ya da daha çocukları anlayarak yaklaşsalardı ebeveyn olarak annem ve babam bence hı hı. bu yaşımda daha dışa dönük olurdu. Hı hı. Yani asıl hayıflandığım şey o aslında. Siz kaç kardeşsiniz? Üç. Ablam Üç. var, kardeşim var. Siz Sen ortancasın. Evet. Baba asker, anne ev hanımı mıydı? Evet. annem ev Birlikteler miydi? Ayrılık falan mı yaşadılar? Yani şu an ayrılar <laughs> ama ben lise sondayken ayrıldılar. Yani. Hı. O zamana kadar birlikte. Birliktim. Sen de eski foçada yaşadın. Evet. Onlarla birlikte. Evet. Peki hani içe dönük bir çocuktum dediğin ya mesela asker baba olunca şey de oluyor mu? Daha sert, daha otoriter, daha kurallı bir Hayat mıydı İşte asker polis olunca hmm. hani aileler öyle öğretmen. Evet yani biraz öyleydi ama ben mesleğiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Ya benim annem de çok disiplinliydi. Ee, çok genç yaşta anne baba olmuşlar. Onun verdiği bir panikle bence fazlaca disiplinlilerdi. Hmm. Ve e, disiplin aslında çok sempatik kalıyor. Yani birazcık katılardı. Katılardı. Hmm. Ee, ben mesleki olduğunu düşünmüyorum. O katılık da tabii böyle... Zaten içine dönük olmaya çok müsait olan bir çocuğu daha da içine daha kapatıyor. Da. Aslında en büyük böyle ah olmasaydı dediğim şey, şey bu. O. Peki hem o katılık hem küçük bir yerde büyümek aynı zamanda bunlar hayata nasıl yansıyor? Bence öyle katı bir ailenin içinde küçük bir yerde büyümek bir avantaj. <laughs> Çünkü en azından çok güvenli. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla sosyal ortam... Onlar için büyük tehlike arz etmeyen bir ortam oluyor. Yani o yüzden oluyor yani. birazcık daha şey oluyorsun. Evet, Hafif ben... daha bir rahat, bir tık daha rahat oluyorsun. Tabi tabi. Ben çok severim bu arada küçük şehir. Hı -hı. Ben küçük şehir insanıyım. Yani İstanbul'a hala daha alışamadım. Hı -hı. Hep de söylüyorum bunu. Yani hiç benlik değil böyle Hı -hı. çok büyük metropoller falan. Benim yaşayabileceğim Hı -hı. ya da mutlu olabileceğim yerler değil. Zaten o yüzden yaşadığım semtleri hep daha böyle mahalle gibi yerlerden Hı -hı. Iı, seçiyorum kesinlikle. Çünkü Hı -hı. Çok da çıkmıyorum, işim gücüm yoksa kendi mahallemde, kendi çevremde olayım istiyorum. Ya tabii hı. ki artık komşuluk, komşuluk öyle bir şey yok ama yine de böyle köşeyi dönünce ne göreceğimi bileyim hı hı. istiyorum. E, o duygu evet. çok önemli. Peki şey var mı, sonra nasıl buraya geliyorsun İstanbul'a? E, ya Üniversite kazanınca mı başlıyor yoksa oyunculuk amaçlı mı geliyorsun, yok, ne oluyor? Şöyle oldu, üniversite Eskişehir'de okudum. Hı hı. E, ne okudun? Karşılaştırmalı Edebiyat hı hı. okudum. Üniversitem bitti ve aynı hafta sonu hemen hop bavulumu topladım İstanbul'a geldim. Edebiyat okuduğum için tabii editör asistanlığına başvurularda bulundum ve hemen kabul edildim. Böyle bir iki hafta içinde ben işe de başlamış As oldum. As ve şey. Tabii nokta atışı bir yayın evine girdim. Yani ben buraya gireceğim dedim, oraya girdim. Birazcık e, böyle e, kandırmaca yaptım ama hmm. artık beni seviyorlar, affederler herhalde. Ne ne yaptın kandırdın? aradım bayağı arama motorundan buldum onların şeyine telefonunu. O öyle bir hatla yani, dedim ki benim görüşmem var ve insan kaynaklarına asla ulaşamıyorum ve onlar da beni aramadılar bir türlü ama dediler ki bana işte İstanbul'a gelsin yarın görüşme olacak. Ha, yok yani, yok öyle, öyle bir şey. şey yok. Yok, başvuru bile yok yani açılmamış ha. öyle bir şey. Ondan sonra onlar da bağladılar insan ha, bunu kaynaklarını. Bunu yuttular yani. Evet. Güzel oynamış. <laughs> o zamandan başlamış <laughs> tabii rol yapmış. Sonra e, bağladılar. Ben dedim ki ben az önce bir yalan söyledim çünkü sizin yayınlarınızı çok beğeniyorum ve çalışmak istiyorum yani isterseniz staj diyin bir şey ama ben oraya girmek istiyorum falan. İstanbul'da yaşamıyorum bunun için İstanbul'a geleceğim. Ne zaman görüşelim? Onlar işte yarın görüşelim dediler. Hop ben gittim görüştüm ondan sonra zaten gerçekten vakıf olduğum bir yayın eviydi. Hı hı. Boş gitmedim yani kendime hı. güveniyordum o yüzden bu kadar kolay yalan söyleyip gittim. Tatlı yalan. Bunu da yalan gibi görmüyorum. Ve onlar da 6 gerçekten de bir asistan boşlukları oluşacakmış bir hafta içinde. Dediler ki hiç başvuru açmıyoruz o zaman sen gelirsin başlarsın. Sen orada çalışmaya başladın evet, editör olarak. Tabii tabii editör asistan olarak Editör asistan, 6 hı. aya yakın çalıştım ama oraya başladım para kazanmak için girdim ben. Çünkü oyunculuk eğitimi almak istedim İstanbul'da ve yaşamam gerekiyor. Ee, hemen bir eğitim müfitay tekin hı hı. atölyeyle çalışmaya başladım. Özel eğitim alıyorum. Bu arada yüksek lisans yapmak için alıyorum. Yani yüksek Hı -hı. lisans giriş sınavlarına hazırlanmaya çalışıyorum. Yani orada oyunculuk okuyayım diyorsun. Tabii tabii. Hı -hı. Yani dizi, film, A yani öyle bir yok. şey yok. Hı -hı. Bunun bir süreç gerektirdiğini düşünüyorum Hı -hı. çünkü. Bir de hiç hakim değilim. Sadece sahnede olmak istiyorum. Yani istediğim tek şey tiyatro yapmak. Biz hazırlanırken hazırlanırken o zamanki menajerimle karşılaştık. Müfit'in arkadaşıydı. Ee, o da işte benim böyle böyle bir ajans kuruyorum ister misin De Olur falan dedim. Hop aldı bir ay içinde iş geldi. İlk işim Çoban Yıldızı. Çoban Yıldızı olduğu için şey sınavlara falan da giremedim. Yüksek lisans yapamadım. Hı hı. O kaldı. kaldı. Sonrasında diğer işler, diğer işler. Böyle başladı. Edebiyat okumanın bu mesleğe faydası ne oldu? Çok faydası var. Hı hı. Yani bizim mesleğimiz zaten e, ilk olarak senaryo geliyor elimize biliyorsun hı hı. ve e, Okuduğunu anlamak zaten her zaman sosyal, hayatta, sosyal da. hayatta da işe yarayan bir şey. <laughs> çok işe yarayan bir şey. Ama e, seçeceğimiz projeler için okuduğunu anlamak bence büyük büyük Yani hmm. okuduğunu anlamaktan kalsın tabii ki herkes anlıyor. Yani Demek istediğim e, derinliğini görebilmek, hmm. alt metnini okuyabilmek. E, biz bunun eğitimini aldık ve hmm. ben çok seviyorum kitap okumayı. Son zamanlarda eskisi kadar asla okumuyorum. Bunu itiraf edebilirim. Çünkü... Biraz da mesafede de kazandım. Okulda o kadar okuduk ki artık. Hı hı. Yani bunu görev olarak yapınca hemen antipati kazanıyorsun. Bir yandan senaryo da okuyorsunuz. Tabii artık tabii zaten senaryo. Ve şeyi daha kolay, diye senaryoda yazmayan bazen çünkü öyle oluyor yani istediğimiz gibi her şey böyle önümüze serilmiyor karakterimizle alakalı. Hayal kurup kendini evet, yaratman, yani üretmen gerekiyor. background'unu kendin yazman gerekiyor bazen de. Hı hı. Ben onu e, hızlı yapabildiğimi düşünüyorum, iyi yapabildiğimi düşünüyorum. Bunun da işte lisans eğitimimin katkısı oldu. Hı hı. Sence hayatının kırılma noktası neydi? Hmm. Bir tane yoktur ya. Hı hı. Ne anlamda kırılma noktası peki? Böyle hayatım değişti yani şu oldu ve. Yani mesleğim tabii ki e, çok önemli. Yani ilk televizyona adım attı. Atış. Ee, sonra anneannemi kaybetmem benim hayatımda çok büyük kırılma noktası. mı büyümüştün? Yok onunla hmm. büyümedim ama o annem gibi <laughs> çok severdim. Yani çok bağlıydık. Yazları hep onunla geçirirdim ve e, yani işte gönül bağ vardı tamamen. <laughs> ve çok çok, çok e, zamansız ve e, beklenmedik bir biçimde kaybettik. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. E, o, o galiba böyle çok e, sırtımı yasladığım biriymiş Manevi olarak Yani annem babam Onlarla da ilişkim iyiydi ve onlar da her zaman Desteklerdi ama Ben hani hayatta böyle bir ruh eşin Olur ya ya da hı hı. Bir eşin yani anneannemmiş o hı hı. galiba O gittiğinde sanki Onun bıraktığı Bütün o yükü de ben almışım gibi her neyse Yani o beni çok değiştirdi hı hı. Büyüttü daha da büyüttü ya peki o zaman şimdi biraz eğlenceli konulara Hadi. geliyorum. Ya benim adıma eğlenceli senin adına ne olacak? 2021'de bir röportajında diyorsun ki, aşkı yaşayıp yaşamadığımı bilmiyorum. <laughs> Niye her şeyi okuyorsun? Bazen okuma. <laughs> Hala öyle mi hissediyorsun? Yoksa aşkı yaşadın mı artık? Ben yaşadım ya. ya. Yani çünkü daha önce hiç yaşamadığım bir şey yaşadım. Bence aşk yaşadım. Ne yani... bu son bir sene içinde mi yaşadın bunu? Evet son ilişkimde yaşadım. <laughs> <laughs> Halit'le olan birlikteliğinizde. Evet. Nasıl gidiyor birlikte? Evet? Aa, güzel gidiyor da nazar değmesin. Ben çok konuşamıyorum böyle <gülüyor> şeyleri. <gülüyor> güzel, <gülüyor> mutluyuz, eğlenceliyiz. <laughs> Sizin dizi çekimleri sırasında başladığı ilişkiniz? Dizi çekimleri sırasında başlamadı aslında. <laughs> ee, ya Biz Halit'le birbirimizle o kadar zıt iki insanız ki aslında ilk tanıştığımızda. Böyle yani birbirimizin arkasından da konuşmuşuz ilk tanışınca Aa, henüz sete çıkmadan önce. Ben bu çocukla yapamam. Sana bak yani. az iyisin. Tabii ha. tabii o da aynı şekilde böyle bu, bu olmaz yani bundan falan birbirimize de itiraf ettik bunu. <laughs> İddialı bir de. E Tabii çünkü hiç yani sohbet edebileceğimiz ortak noktamız yok Hı. ve partneri oynuyoruz. 7-24 birlikte olacağız. Hayata bakışlarımız çok farklı nasıl olacak yani bilmiyorum falan. Sonra e, onda bir şeytan tüyü var. Bende de sabır var. Hı -hı. <laughs> Biz yani arkadaş olarak, iş arkadaşı olarak çok iyi anlaştık. Ve yani iş arkadaşlığının ötesinde gerçekten birbirini dinleyen iki dost olduk önce. Hı -hı. Ee, çok sonrasında hiç böyle bir şey yoktu benim aklımda. Onun da öyleymiş. Sonra sonra daha fazla vakit geçirerek galiba bir anda oldu diyebilirim. Hı -hı. Yani benim için en azından. Şimdi onun adına konuşmayayım Hı -hı. ama. Zamanında oldu yani. Neydi onu da aşık eden sene? Yani Kendisi işte. Tek Hı -hı. bir şey değil ki. Yani böyle gülüşü müdür, konuşması mıdır? Aa, hiç şey. öyle şey değil. <laughs> Nesnel bir şey değil. <laughs> Tamamen kendisi, varlığı. <laughs> Peki yine bir açıklaman daha var. Ne? Ondan sonra diyorsun ki şuurumu yitirdiğim, ayaklarımın yerden kesildiği bir ilişki istemiyorum. Evet. Şu anda şuurunu yitirdin mi? Hayır. Yoksa yine ayakların yere basıyor mu? Ayaklarım yere basıyor. Aslında ben işte aşkı yaşamadım derken hep derler ya gözün kör oluyor, ayaklarım <laughs> evet. yerden kesiliyor. Bence öyle bir şey değilmiş aşk hmm. bu arada. Yani ben öyle olduğunu neymiş düşündüğüm aşk? için ben öyle bir ilişki Neymiş? Neymiş? Aslında daha büyük dikkat. Yani bence insanın algıları açılıyor. Önce hmm. kendini keşfetmeye başlıyorsun. Hiç hissetmediğin bir yerinde bir şey hissediyorsun mesela yani. Yeni bir duygu tanımlanıyor. Yani hmm. vücut sürekli başka bir şey e, deneyimliyor. Dolayısıyla bence e, müthiş bir algı açıklığı. Karşındakini e, bütünüyle görmek için irdeliyorsun. Yani hmm. o insanın her dakika sevebilecek yeni bir şeyini arıyorsun. Hmm. Dolayısıyla bence ayakların yerden ancak işte olumlamak yani aşk bence olumlama. Her hmm. şeyi önce olumluyorsun. Yoksa hmm. e, işte gözün kör oluyor, hiçbir olumsuz özelliğini görmüyorsun filana katılmıyorum ben, yani görüyorsun ama olumları daha çok görüyorsun. Daha çok değil, O, evet. Ona çok, odaklanıyorsun. Evet, ona odaklanıyorsun değil mi? ve daha çok görüyorsun. Çünkü zaten daha çok aslında, Hı -hı. yani her şey için bu geçerli. Ve bence ilişkide ilişkide yani aşk varsa, e, işte olumsuzları hiç görmemek değil de olumları daha çok gördüğün için tolerasyon Hı -hı. E, artıyor. Ama ben bütünüyle algının ve dikkatin açıldığını düşünüyorum aşkım. Peki dizi bitince ilişki etkileniyor mu bundan? Şimdi orada her gün aynı settesiniz. Evet. Bir elektrik var zaten hani yazılmış bir senaryoda da elektrik var ve hani o şey. Sonra o bitiyor birdenbire aynı evin içinde yaşayan işte biri kahvesini içiyor, biri dergisini, gazetesini okuyor falan. O enerji, o ateş devam ediyor mu yoksa şekil değiştiriyor mu dizi bitince yani aslında iki profesyonel insan olarak orada olduğumuz için aşk yaşayamıyorsun ki yani Gerçi biz çok orada. üzüldük işimizin bittiğine çünkü çok sev seviyorduk Aha. işimizi ama bencilce ilişki açısından baktığımızda da kendi yani birbirimizi tanıma fırsatı bulduk Vakit aslında ayırma tabii fırsatı oldu evet yani kötü anlamda etkili etkilemedi bence peki o dizi şimdi bir reyting kurbanlarından biraz yani çok umutla başlanan evet. bir şey olan aslında şimdi hani günümüzde bu televizyonun tüm dünyada aslında hani en büyük dertlerinden biri ya işte bir şeye çok hazırlanıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çok umut bağlıyorsunuz ve ondan sonra bir kriterle sona eriyor. Hani bir oyuncu olarak bu reyting sistemine bakışın, hani bununla ilgili görüşlerin, hayal kırıklıkların, üzüntülerin şeyleri nelerdir? O kadar kırgınım ki bu sisteme aslında başka bir yolu olmalı. Yani çünkü ee, sadece 8 bölüm 10 bölüm sürmesi değil, bizim bir bölümü e, ilk bölümü çekmemiz en az bir ayımızı alıyor. Hmm. Yani eğer bir de eli yüzü düzgün içimizdesinden bir şey çıkaralım diyorsak bir buçuk ay yapım bunu sağlıyorsa. Ee, dolayısıyla yani yüzlerce insan yani kamera arkası ekip de var kendini henüz bir buçuk ay sonra yayınlanıp izleyecekleri şeye odaklıyorlar ve gece gündüz de çalışıyorlar. Ya şey. Yani tek hedef o ilk bölümü oturup böyle rahatlıkla Hı -hı. izleyebilmek ama artık rahat izleyemiyoruz ki ertesi sabah saat 10 olacak ve gerçeklerle karşılaşacağız Değil ve mi? ya olumsuz olursa diye tadını da çıkaramıyoruz. Hı -hı. Yani son birkaç yıldır. Yani bunun başka bir yolu olmalı. Bunun bir minimumu olmalı. Yani 20 bölümse 20 bölüm yani Hı -hı. kocaman bir emek var ve şey çok üzücü. Ben e, hikayelerin içine çok giriyorum. Yani çok seviyorum. Çünkü öyle olduğunda zaten benimsiyorsun. Hı -hı. Karakterimi çok benimsiyorum. Hikayeyi benimsiyorum. Ama daha biz anlatmadık ki diyorum. Yani çok sinir oluyorum. Hı -hı. Bir dakika daha açmadı, açılmadı bile. Yani biz daha söylemedik ki. Daha sözümüzü söylemediğimiz işler Hı -hı. var. Yani Gizli Saklı'nın ömrü çok kısaydı. Ama ondan önceki Elbet Bir Gün e, diye bir dizi yaptık. Yani çok acımasızca dört bölümde. Hı -hı. bitti ve o süreçte o dört bölümde biten dizilerden biriydi. Aslında her gün biri bitti. Biri bitti. Hı -hı. Ve biz daha karakterleri seremedik ortaya. Yani bu bu bütün senaristin kurduğu dünyaya saygısızlık. Ee, onca çalışan, emek veren e, set ekibine, oyuncu ekibine saygısızlık. Çünkü bir sezon başlıyorsunuz, dört bölümde bitiyor ve bir sezonunuz Hı -hı. aslında gidiyor. Hayalleriniz gidiyor. ve Çalışma e, kendinizi... Çünkü kimse Bakalım reyting tutsun da ona göre devam edelim diye girmez hiçbir Tabii işe. o işin tutacağını düşünerek giriyorsun ve belki de ondan sonra bir sene boyunca iş yapmıyorsun. E tabii bir de ona göre ayarlıyorsun ki yani şehir dışından gelen oyuncular var. Yani geliyor herkes burada düzenini kuruyor. Sonra 3 bölüm sonra bitiyor. Yani Hı -hı. sadece ah işimiz erken bitti kadar basit değil. Yani bunu aslında bu iş yapmayan da içinde olmayan anlay anlayamaz ki anlamıyor. Peki aslında o zaman oyunculuk da o kadar parıltılı bir dünya değil demek ki. ...yani ne kadar parıltılı görülüyor... ...gerçekten ben de merak ediyorum... Hani hı hı. ...değil... ...yani bilmiyorum ki parıltısı var tabii... ...yani çok büyülü bir şey... Ama acımasızlığı da var galiba... Bence daha çok acımasızlığı var... Hı hı. ...zaten e, bizim... ...içimize sinen bir işin önümüze gelmesi... ...onu kabul etmemiz... ...yani o kadar bu O aşamaya gelene ki. kadar... Ya da her şeyi geçtim... ...şimdi ben... E, ...sizin tanıdığınız ve hevesle işimi yapabilen, televizyonda da var olabilen genç bir oyuncuyum. Ama henüz hiç deneyimi olmayan ve çok iyi oyuncu arkadaşlarım var. Yani bir de bir fırsat bekleyen, yani yıllarca fırsat bekliyor aslında bir sürü oyuncu. Yani bir de böyle bir durumu var. Ben... Biz televizyona çıkan insanların, oyuncuların dünyasını merak ediyoruz ve vah vah diyoruz. Bir de hiç çıkmayan var. Yani sadece televizyon için demiyorum. Sahneye çıkma e, fırsatı bile verilmemiş. Hı -hı. Yani oyunculuk bence bunu kafaya koyduğun anda zorluğu başlıyor. Hı hı. Aslında birazcık popülerliği amaçladığın anda da zorluğu başlıyor olabilir mi? Popülerliği amaçlamak oyunculukla <coughs> bence zaten <coughs> denk tutulmamalı. Hı. Senin hani hayatında önemli bir yeri yok mudur o şöhretin E, ee, Önemli bir yeri var tabii ki. Ee, çünkü da bir röportajımda da onu söylemiştim. <laughs> Söylemiş miydin falan? <laughs> yok yok, şunu söylemiştim <laughs> söyleyeceğim şeyi. Beni daha da içime kapattı <laughs> yani tanındıkça insan kabuğuna çekiliyor bilmem bana öyle oluyor yani öyle bir önemi var çok güzel bir şey yani benim hiç tanımadığım bir sürü insanın benim iyiliğimi istemesi e, tabii ki kötü şeyler e, düşünenler vardır ama işte benim şansım var. ben o kadar az denk geliyorum ki bu yorumlarda falan olur Hı -hı. ya hani bazen Ama bir yandan da özgürlüğünü mü kaybediyorsun yani? Tabii ki kaybediyorsun Hı -hı. Evet yani şu yüzden kaybediyorsun. Aslında özgürlük değil de temkinli olmak Hı -hı. diyelim. Yani sonuçta bir sonraki adamı düşünerek hareket etmek yapmak gibi. zorundayız. Ben fütursuzluk yani bizim için uygun bir şey değil. Çünkü Hı -hı. kitleler takip ediyor ve önemsiyor. Ya ağzımızdan çıkan her lafı Hı -hı. önemsiyor. Böyle genç arkadaşlarımız var Hı -hı. ve dolayısıyla iki kere düşünüp laf etmemiz gerekiyor Hı -hı. bence. Çünkü yaşlarını bilmiyoruz. Hı -hı. Peki şey korkutuyor mu şu anda sen daha 29 yaşındasın işte 4-5 yıldır hayatımızdasın daha seni yakından hı hı. tanıyoruz ama bir yandan da öyle bir dünya var ki artık hani ez, özellikle bence bu yaz bu yaz dizileriyle birlikte hı hı. bir sürü yeni oyuncu genç oyuncu arka arkaya hayatımıza giriyor ve artık hani biz bu işi yaparken bile isimlerini aklımızda tutamıyoruz evet. ve hani öyle bir dünya ki ve hiç ummadığın işler çok tutuyor. Hiç ummadığın işler bilmem ne hani çok beklediğin işler tutmuyor. Evet. Ee, hani Bu nasıl bir korku yaratıyor mu oyuncu olarak yani bu sirkülasyon, bu arena? Yani korkudan ziyade e, yer yer umutsuzluk yaratıyor tabii Hı -hı. insanda yani hiçbir parametresi yok artık alacağımız işin. Şuna karar vermek gerekiyor galiba. İşin tutup tutmaması mı önemli Sinem senin için? Yani ne önemli? Hı -hı. Yok ben içmesinden olsun ister tutsun ister tutmasın da. Bu da bir seçenek. O da bir seçenek. Ama, ama tabii, tabii o seçenek ki, için biraz paran olması gerekiyor. Hem paran olması gerekiyor hem e, güvenin olması gerekiyor. Hı -hı. Kendine güvenmen gerekiyor. güveneceksin. Bir durumun olacak. Tutmazsa da ben bir yıl evde tabii, oturacağım diyeceksin. Ya, yani tabii ki ama ya zaten bu arada sağlam bir psikolojinin de olması gerekiyor. Evet, Her ne kadar böyle desen mi? de evet. o bittiğinde üzülüyorsun. Tabii. E, i̇nsanı umutsuzluğa sürüklüyor. Hı -hı. Yani bir sonraki çünkü benim en azından küçücük, Kariyer yolculuğunda 5 yılda, 6 yılda gördüğüm her seferinde biraz daha kötüye gitti. Tabii ki düzelecektir. Yani her şey bir gün e, Hı -hı. iyiye evrilir. Ama ne zaman bilmiyoruz. <laughs> Psikolojik destek aldığın oluyor mu? Hep alıyorum ben. Hı -hı. Ya Ben yıllardır e, psikolog terapisi oluyorum. Hı -hı. Bence keşke herkes alabilse. Hı -hı. Evet aslında bu mesleğin de gerektiklerinden aslında. Evet. Çünkü bir de bir karakterin içine giriyorsunuz. Evet. Kendini kaptırdığın falan öyle oluyor mu hiç? Yok yani mesleğimden ayrı olarak da alınması hı hı. gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü sansürsüzce birine bir şey anlatmak büyük özgürlük. Hı hı. Yani çok yakın arkadaşınıza, eşinize, dostunuza her ne kadar çok içten konuştuğunuzu düşünseniz de bir takım e, personeller var sonuçta hı hı. birbirimize karşı ve gerçekten açık olmuyoruz. Açık hı hı. olduğumuzu zannetsek de. E, profesyonel bir alanda yaptığınızda aslında hiç konuşmadığınız, kendinizin bile kendinize söylemediğiniz şeyler Hı -hı. çıkıyor ortaya çünkü bu işin profesyonelleri Hı -hı. onlar ama mesleki açıdan e, yani bir karaktere girdim çıkamadım gibi bir ekstrem Hı -hı. bir şey yaşamadım ama her karakterimden kesin bir özellik kaptım Hı -hı. onun farkındayım. Bu son karakterden ne kaptın? Biraz hayat enerjisi kaptım. Ben Hı -hı. E, biraz temposu düşük biriyim normalde. Aa, Bence öyle misin? Yani. Aslında çok cıvıl cıvıl gözüküyorsun. Çok değilim yani. Günlük hayatımda çok da öyle değilim, hı hı. böyle gerçekten e, içimin ısınması gerekiyor, yani hemen öyle olamam, ben yani seni sevdiğim için böyle <gülüyor> Evet <gülüyor> çünkü çok hep içimin, böyle çok enerjik bir, evet, bir havam var aslında. Evet yok aslında çok değilim, yani kendi hayatımda biraz daha böyle evimde oturayım, çok konuşmayayım, hı hı. çok az insanla görüşeyim. Peki bir yandan mesela kadın hikayeleri de anlatıyorsun, yani hı hı. Güçlü Kadın'dı mesela son Gizli evet. Saklı'da ayakları üzerinde duran bir kızı oynuyordun, kadın olmak zor mu? Kadın olmak hep zordu ve Hı -hı. hala zor, çok zor. Hı -hı. Yani sadece bizim ülkemizde değil, Hı -hı. global olarak zor olan bir şey. Bu meslekte zor mu? <laughs> bu meslekte çok zor. Hı -hı. Yani bu Hollywood'da da böyle duyduğumuz, okuduğumuz şeylerden anlıyoruz. Bizim sektörümüzde de böyle. Ee, her alanda olduğu gibi bizim sektörde de kadın erkek Hı -hı. E, çifte standartı var maalesef. Yani bunu kimse e, buna itiraz edemez. Hı -hı. Çok ayak. Yani bu set ortamında da öyledir. E, Maddi açıdan da öyle yani senaryolarda bile öyle biz kadının güçlü olduğu işler istiyoruz ya ne münasebet kadının güçlü olduğu iş ayrıcalık olmamalı yani zaten güçlü olmalı, güçlü olmalı. neden güçsüz olsun ki Hı -hı. yani böyle bir şey var kadın işi diye bir şey var. Hı -hı. Arkeğin, evet evet yani neden... hani mesela şey diyoruz geçen sezon kadın işleri çoktu falan evet. gibi böyle cümleler kuruyoruz yani bu o aslında azınlık olduğunu gösterir yani bir bir şeyi ötekileştirdiğinde azınlık olduğunu gösterir. Ve zaten işte bir ayrıcalık, ayrımlık olduğu da aşikar. Yani. Peki para eşitliğini sağladın mı erkeklerle? Yani, erkek oyuncularla? Yani Çünkü sağladım. bu tüm dünyada konuşulan bir şey ya. Yani işte çok büyük oyuncular da çıkıyorlar ve yıllarını vermiş de olsalar ancak şu saatten sonra artık biz bu paralar eşitliği evet. sağlayabildik evet. ve yıllarca buna maruz kaldık diyorlar. Sen hani bir genç oyuncu olarak bunu sağladın mı kendi adına yoksa daha mücadele devam mı? Evet. Bence tam olarak sağlamış sayılmayız hiçbir zaman Hı -hı. ama ben e, şunu biliyorum yani kendi şimdi her oyuncunun bir, bir takım böyle basamakları var. Denk olduğu diğer oyuncu arkadaşları var. Ben e, eşitliği Hı -hı. sağladığımı düşünüyorum. Yani Bu konuda biraz e, dik durmaya çalışıyorum Hı -hı. en azından. Peki kaç yıldır mesela setlerdesin? 6 yıl galiba 6 altı yıl. yıl. Peki bu 6 yılda hiç... Fiziksel veya sözlü tacize şiddete uğradığın oldu mu? Hmm. İşlerinden dolayı yani bu tamamen şey de değil hani ile bir cinsel istismardan Yok, bahsetmiyorum tabii. hani kilo aldığın için, fiziğin değiştiği için hani kadınların böyle maruz oldu kaldığı şeyler ki. oluyor ya bunları yaşadın mı? Evet yaşadım yani <laughs> bu bizim setlerde de çok yaşadığımız bir şey günlük hayatta da zaten birbirimize bile yaptığımız bir şey yani <laughs> adı ama yaşadım ben ilk setimde bile ee, bunu yaşadım yani tecrübesizliğimden dolayı anlayış göstermek kimse zorunda değil ama hani daha da aşağı çekmek kötü niyet niye ne yaptılar yani kilo mu verdiler kilo mu öyle yok, bir şey yok, miydi yok şey, yok e, mesleki açıdan mesleki açıdan <laughs> yani işte abi, öğrenseydin keşke biraz bilseydin de gelsen falan <gülüyor> çünkü <gülüyor> teknik çok zor bir şey yani <laughs> sete çıkmak öyle hemen alışla gelmiş bir, şey, bir dur, şey değil tabii ki ee, ve bunu okulda okusanız da zaten Hı -hı. kamera öğrenmiyorsunuz yani Hı -hı. aslında ee, böyle bir, bir ilk darbem oradan olmuştu. Hı -hı. Ee, sonrasında evet kilo konusunda da ya ben genellikle çok zayıftım Hı -hı. Ee, kilo almam gerektiği söyleniyordu. Hı -hı. Tamam bu bir fikir ama ben almayı istemedim mesela Hı -hı. yani bunu. Bu mantıklı bir biçimde açıklandığında kabul edilebilir bir şey bence. Tabii karakter için veya tabii, rol için tabii, içindir. tabii, tabii ki. sen de bunu yaparsın. Ama, ama e, yani bu tamamen estetik açıdan e, bir eleştiri ise hadsizce hmm. oluyor ve taciz hmm. oluyor tabii. Ve hmm. bunu çok yaşıyoruz sadece kilo için değil. Ya evet sen onu da söyleyecektim. Şimdi aslında öyle bir dünyadayız ki sosyal medyayla da birlikte hani kadın oyuncuların özellikle gerçi erkeklerde ama hani kadın oyuncuların daha da çok olabilir. Yani hep bir güzellik baskısı. Başrol sen belirli kriterlere uyan bir evet. güzelliğin olacak. Sosyal medyaya yüklediğin bir fotoğrafın belirli kriterlerde, sen makyajsız yakalandığında bile, yani bir erkek oyuncu zaten makyaj yapmıyor evet. ve dolaşıyor. Ama bir kadını gördüklerinde işte Yakalanmış makyajsız oluyor. yakalandı falan. Evet. Hani hayatı bu güzellik halkası üzerine yaşamak nasıl bir şey? Veya hayatını bunun üzerine yaşadığın oldu mu? Bunu yıktın mı yoksa hala öyle mi yaşıyorsun? Yani ben e, standart anlamda çok böyle görsel önem veren biri değilim. Hı hı. Kilo konusunda e, sadece takıntılarım hı hı. var ama benim derdim kendimle. Hı hı. Ben insanlara yani herhangi birini o gözle eleştirmiyorum. E, o yüzden içim rahat yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Makyajlı makyajsız olmak herkesin kendi tercihi. Makyajsız... E, kamera karşısına geçtiğinde yakalanmış olmamalıyız yani makyajsız geziyordum sen de benim makyajsız gördün aslında <laughs> yani yakalanmadım kaçmadım ki yani ben en azından kaçmıyorum. Dolayısıyla zaten şey yorum yanlış yani niye yakalanmış olalım bu bizim saklanmamız gereken bir şey mi yani Doğru. bu kaçmamız gereken bir şey mi de yakalandık. Yok <laughs> Yo, ben işte makyajlı da yapıyorum ama makyajsız da <laughs> durabiliyorum yani makyajsızlığı savunduğunda da bu sefer bir gün makyaj yaptığında hani makyajsız öyle değil ki hayat İster yaparım ister yapmam <laughs> aslında bu. Güzel. Peki <laughs> Aydınlık evlerde de öyle bir karakteri canlandırıyorsun ki bir ressamın takıntılı <laughs> aşk duyduğu bir kadınsın ve senin bir tablonu yapıyor. Az orada sen bir süre oyunda zaten bayağı tabloyu canlandırıyorsun. Evet. Durarak zor mu? Yok çok böyle zorundayım. durarak <laughs> ne zor biliyor musun yani fiziksel olarak durmak zor değil yani önümde Salih oynuyor. Ve hani gülmek falan istiyorum, <gülüyor> sinir <gülüyor> oluyorum. Bir de bizim birbirimize bulaşmalarımız oluyor seyircinin asla anlamadığı. Bir takım ses tonları ya da söylediği bir kelime. Beni orada güldürmek için yaptığı şeyler. Ya bunlarla başa çıkmak zor. Onun dışında çok Güzel. keyifli. Bir yandan da bu ressam tabii takıntılı bir aşık. Hani ya o kıza karşı saplantılı. şey bir saplantılı aşk. Sen hiç hayatında saplantılı aşk duydun mu? <laughs> tabii çok duydum. Yani ben öyle bir şey yaşamadım ama çevremde oldu ya. Yani ha sana sapl saplantılı derecede aşık olan mı oldu? Yok. Hayır hı -hı. hayır çevremde hani ha, birilerinde gördüm ya yani. çok korkunç bir şey. Hı hı. Aldatıldın mı sence? Ay, evet aldı. sence değil aldatıldım yani. Yakaladın <laughs> mı? <gülüyor> tabii tabii. Ne nasıl yani eee janiğim ayım hissettim anladım sordum. Bir dürüst... kabul etmedim yani. <laughs> kabul etmeyen de oldu eden de oldu. Kızım kaç kere aldatıldı? <laughs> bir kere aldatılmadım birkaç kere aldatıldım. Şaka ya. yapıyorsun. Evet. Bu kadar güzel kızsın, yeteneklisin, başarılısın. Öyle bir şey değil ne ki. Ne istiyor yani? Aldatan kişinin kendi kompleksidir aldatmak. <laughs> yani karşısındakile alakası yok ki. Peki insan aşka güvenini kaybeder mi böyle bir şey yaşayınca? İnancını. Yani, tabii ki yani Hı. insana güvenini kaybolur. Eğer ki bir de gerçekten beklediğin bir şey değilse. Bazen çünkü ilişki bitiyor ve hissediyorsun. Evet. O. Hani böyle yani olur mu acaba başkasından etkilenir mi? insan aklına gelir ama hiçbir şey yani her şey çok yolundayken böyle bir şeyle karşılaştığında hayata olan inancını yitiriyorsun. yitiriyorsun. Yani insanlığa olan inancını yitiriyorsun. Peki sen ne yaptın mesela hani bunu gördüğünde ne yapan kadınlardansın? E, affettim bu arada. Yani affettiğim de oldu. Şu <laughs> <Allah>, yüzden <laughs> ben ne yapan kızlardan biliyor musunuz? Sor, hemen sorarım. Neden? Çok merak ediyorum. Ya neden? neden? Mesela niye affetti? Nasıl affetti? Ne dedi? Çok Bunun haklıydı sebepleri. Yani kendi ilişkimizin dinamiğinde haklıydı. Yani Hı -hı. tabii ki bu yani aldatması gerektiği anlamına gelmez ama günün sonunda insan yani. Peki sonra ne oldu? Sonra bir daha aldattı deme kendini Bir kese. daha aldattı ve öyle bitti zaten. <laughs> Şaka yapıyorsun. İşte işin kötüsü ne biliyor musun? Yani ben enayi olduğum için sana sormadım. Ben gerçekten bir merak sorun ettim. Bir sorun ne, dert ne, bunu evet. çözebilir miyiz, bir şey var Anlamaya mı Anlamaya çalıştım. Evet. Yoksa yani sensiz olamayacağım da istediğini yap diye değil yani. <laughs> i̇şte karşıdakinin bilinci kadar oluyor ya ilişki. Peki aslında. mesela burada hiç saygını bozmadan dönüp arkana gider misin? Bir tokatı yapıştırır mısın? Yok canım giderim yani <laughs> hiç öyle çirkinleşmem. <laughs> <dövdüm> hiç falan <gülüyor> olmadı <gülüyor> Peki Peki hayattaki en büyük korkun nedir? Hmm. Sevdiklerimi kaybetmek. <laughs> Peki, sen tavlar mısın, tavlanır mısın? <laughs> Çok güzel soruymuş. Tavlarım bence. Tavlar mısın? Evet. İlk adımı atma cesareti olanlardan o, tabii mısın? Tabii canım. Da? Ben ya, ne yani. istesem söylerim. Gerçekten <laughs> evet. mi? Bir erkekten en edemediğin edemediğin şey nedir? Ee, bir erkekte erkekliğiyle var olmasını tahammül edemem mesela. Kadının da kadınlığıyla var olmasını Hı -hı. tahammül edemem. Yani, yani ayrıştırma evet. yaşadığında. Hı -hı. Hani bir erkekle diye sorduğun için söylüyorum. Yoksa bireysel bir sürü şey çıkabilir hı hı. ya öyle. Peki oyunculuğun şu an sendeki karşılığı ne? Ee, Vallahi hayat kanallarımdan biri. Yani hayatımın çok ortasında. Hayatım ya. 2 milyon takipçim var, 2 milyonun üstünde. Şimdiye hı hı. kadar aldığın en acayip iltifat veya teklif neydi sosyal medyadan? Evlenme teklifleri zaten sürekli. Geliyor diyor. mu? E, tabii canım ama çok esprili ve şeyler yani. yani. Yorumlara bile yazıyorlar hani o kadar yani. da herkes <laughs> özgüvenli. Açıkça. <değil. gülüyor> evet ne güzel. Çok eğlenceli çok gülüyorum. En garip, en garip bu çok garip zaten bilmiyorum hı. öyle çok enteresan bir şey yok. Peki mesela mutluluğun resmini çizmeni istesem. Senin böyle bir karen olsun, o hı. senin mutluluk karen olsa ne olur o karede? Kendimi kalabalık görüyorum. Hı hı. Yani böyle kalabalık bir ailenin içinde görüyorum işte hmm. annem e, sevgilim kardeşim köpeğimiz falan senin çocuklar o falan olsa olsun. Hani, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> böyle herkesin sevdiklerinin olduğu böyle kocaman kalabalık bir ortam görüyorum Peki. bunu geçen sene sorsaydın. Bunu demezdim biliyor musun? Evet. Bu benim için çok çok yeni değişen ve e, bir hayat enerjisi Evet aslında sen veren. daha sakinlik ve şeyi tabii tercih tabii. ederken bu çok ilginç cevap oldu. Çok başarılı ve sağlıklı evet. olduğum bir falan derdim mesela. Yo yani şu an bayağı kalabalığı seviyorum. Hı -hı. Peki yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyler misin? Hmm. Ne olabilir? Var mıdır ya? Ha, evet çikolata mukulata mesela. Sınırlarımı zorlayana kadar yedim. Peki yaparken yakalandığın ve en utandığın şey nedir? Hmm. Burun karıştırma falan değil. <gülüyor> <gülüyor> hiç Bir de en sinir olduğum şeydir o. Gerçekten çocukluğumda bile hiç yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> ee, ha, bir, birinin evinde çocukken falan mesela bayılırdım milletin dolabını açmaya falan. Ya yani merak ediyordum. Mesela öyle yakalandım. çok utanıyorum. Peki sence seksi misin, sevimli misin? İkisi de bence. <laughs> İkisi de olabiliyor evet. istediğinde. Güzel. Peki sevgilinin odasında bir obje olsan? Ne Nasıl? olurdu? Sevgilinin odasında bir obje olacaksın. Ha. Ne olurdu? Allah Allah. Bence tütsü falan olurdum herhalde. Güzel. Bütün odayı kapsasın. özelliğim vardır. Yani Sinemciğim çok teşekkür ediyorum <laughs> katıldığın teşekkür için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Vallahi çok güzeldi. Nasıl geçti anlamadım. Aynen öyle. Benim için de iyi hafta sonları. Bay bay.